Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireh. Hürmetlik müminin ve müslimin cemaatler. Bugün bir uluh günde, şereflik saatte, faziletlik ayyamda, uzak yakınlardan bu mübarek camiaga ihlas ve itikad bilen Allah subhanahu ve ta'ala'nın emri bulgen İki rekaat cuma namazını ada ediş mahsedinde teşrif kıldınız. Allah Teala barçalarınızı uza yakınlardan basıp giren kademlerinizde ülken acir ve mükafatlar nasip etsin. Ve elbette Allah Teala her birlerimizi bu basken kademlerimiz bilen günahlarımızı afu ve mağfiret eyleb huzurudaki derecatlarımız ve mertebelerimizi yukarı kılsın. Ve bizlerini bu beyt sarı basken kademlerimiz uzunin rızalığı ve cenneti sarı basılgen kademlerden buluştuğunu nasip ve müyesser etsin. Bugün berçelerimizini Allah Subhanehu ve Teala uluğ faziletlik künni hürmetiden kalplerimizdeki şer'i, izgü ve âli mahsallarımızı özü yetkessin. Bugünkü kledigan taatü ibadetlerimizini dergahıda husn-ı kabul ve dualarımızı icabet etsin. Elhamdülillah, elhamdülillahi ala ni'metil iman ve elhamdülillahi ala ni'metil islam ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Evvelen siz bizlerine yok alemeden bar alemeye keltirgen, öz nuru pakiden can bahşetgen, rızk ve rozlarımızga kefil vakil bolgen, anvai nimetler ile memnun etgen, iman ve İslam nimeti bilen, serafraz eylegen, Rabbimiz, Halık-ı Hakikimiz, Cenab-ı Bari Teala'ya bi'adet hamdu senalarımız, istayiş ve maktavlarımız bulsun. Saniyen bütün dünyalarga rahmet ve mağfiret bulup gelgen, sarvari kainat ve zübde-i mehlukat bulgen, Cenab-ı Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerige durudu salavatlarımız, tahiyyat ve selamlarımız bulsun. Muhterem aziz biraderler, halkımızı arasında bir meşhur söz var. Bu sözünü şiar kılıp bazı bir bilim yurtlarına, mekteplerine, bazı bir idarelerine kireybüse biraderler yazıp koyulgen. O söz şu ki, vatanını sevmek imandan dördüp koyulgen. Bunu kop yapırgenimiz, kop işgenimiz ve peştaklarda mana şu söz bugünlük günde biraderler kop üçüreydi. Vatanını sevmek imandandır deyip yazıp koyulgen. Bu söz ne fakat bizi Özbek zamanlarda mevcut. Belki bu söz Araplarda yan bulup Araplar etedi ki hubbul vatani minel iman deydi. O şey haleki söz ne Arapçası? Vatanını seviş, yaş görüş, muhabbet koyuş imandandır deydi. Bazı bir kişiler mana şunu hubbul vatan minel iman, vatanını seviş imandandır degen sözde hadis demem etedi. Bazı bir cöylerge şu ilimsizliği bilen hadisden demem yazıp koygen şunu tagiga. Lekin bu natoğru aynen mana şu matında vatanını seviş imandandır deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sarahatan hadis varit bulmagan. Lekin ulamalarımız eteller ki bunun manası doğru deydiler. Gerçi Resulullah şu sözünü etmegen bu seler hem başka hadisi şeriflerge karagende bu başka hadislerinin manaları da kigen sözdür deydiler. Gerçi hadis bu mesela başka hadislerde şunu manasındaki sözler var. Ve imandan ikenliği vatanını sevişlik
bu hiç kimge sır bulmagan narsa hisoblanadi. Shuning uchun muhtaram birodarlar, bugungi sohbatimizda shu islomda vatanparvarlik tushunchasi, vatanni sevish, vatanni sevish nimat bilan bo'ladi? Quruq tilda vatanimizni sevamiz, yaxshi ko'ramiz deb she'rlar bitib boshqa qilishlikni o'zi shu vatanni sevishlik, shu vatanparvarlikmi yoki boshqa narsalarga ham e'tibor qaratish kerakmi? Mana shu xususida Alloh taolo ilhom qilganiga qadar qisqagina fursatda birodarlar sohbatlashgan bo'lamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi yuborgan payg'ambarlarni qavmlari inkor qilib, yolg'onga chiqarib, shu payg'ambarlariga tahdid etib, payg'ambarlarini yurtidan quvib chiqarishlikka qasam ichib aytgan so'zlarini Qur'oni Karimda Alloh taolo ko'p joylarda keltirgan. Ulamolar aytadilarki, nimaga Alloh taolo o'sha kofirlarni shu payg'ambarlarga nisbatan yurtingdan seni quvib chiqaramiz, shahrimizdan seni quvib chiqaramiz degan so'zlarini nima uchun ko'p keltirdi deyilsa, chunki payg'ambar alayhi musallatu vasallam dek zotlarga u vatanni tark qilib chiqib ketish, o'zlarini kindik qoni to'kilgan yurtni tark etib ketishlik bu juda ham og'ir ish bo'lgan. Hammaga ham shunaqangi. Hech kim o'zini yurtini birodarlar tark qilishlikni, yurtidan yuz o'girib ketishlikni hech kim yaxshi ko'rmaydi, hech kim yoqlamaydi. Nimalarda keladi ulug'larni baytlarida. Hattoki qushlar, hayvonotlar ham o'zini o'sha cho'lini, biyobonini almashtirmas ekan, u ham o'sha o'zini yurtini deydi. Siz bilan men inson bo'lganimizdan keyin eskilarning gapi bor. O'zga yurtda shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'lgin. O'zga yurtga borib poshsho bo'lib ketgandan ko'ra o'zingni yurtingda, vataningda kindik qoning to'kilgan yurtda gado bo'lsang ham shu san uchun yaxshi deydilar. Nimaga? Desa, vatan gadolik birodarlar juda ham yomon. Mana yurtni, vatanni qadrini bilmoqchi bo'lsak, shu vatan gado bo'lgan odamlardan so'rang. Ne kadar buni alamli, istirobli his ekanligini ular aytib beradilar. Endi xullas kalom aytmoqchi bo'lganimiz shu Qur'oni Karimda Alloh taolo Ibrohim surasining 13-chi oyat karimasida shunday marhamat qiladiki, astaizu billah va qolal lazina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Küfür keltirgen kimseler özlerinin peygamberlerine dediler ki لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنَا Elbette elbette biz sizlerini yurtumuzdan kovup çıkaramız. Au la ta'udunna fi millatina yoki albatta albatta siz bizning millatimiz, bizning dinimizga qaytasiz. Yo quvib chiqarib yuboramiz sizni yoki dinimizga qaytasiz. Shu ota-bobolarimizdan qolgan botil dinlarga, but sanamlarni ibodatiga qaytasiz deb kofir bo'lgan kishilar payg'ambarlariga aytdilar. فأوحى إليهم ربهم بس الله تعالى ularga vahiy qildi ki lanuhlikanna zalimin albatta albatta biz zolimlarni halok etamiz deb Alloh taolo vahiy qildi. Demek kofirlar nima dedilar? Payg'ambarlariga yurtimizdan quvib chiqaramiz. Bu da'vatingizdan to'xtamasangiz bizni yakka xudolikka chaqirishdan, yakka Allohga ibodat qilishdan, da'vat etmoqlikdan to'xtamas ekansiz, sizi yurtimizdan, shahrimizdan quvib chiqaramiz. Yoki bizi dinimizga qaytasiz deb
Ular demek peygamberlerge şunday tahdid kıldılar. Ya bu mesela bana Şuayb aleyhissalatu vesselam'ge kavmleri etti. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِه۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ A'raf suresinin 88. ayeti de Allah Teala etedi ki onun kavmiden kibirge ketgen kişiler yani uzunu katta alıp Şuayb aleyhissalatu vesselam'ge tabi buluştan, irgeçten, Allah'ın dinige, çakırıklarige buysunuştan kibir kigen kişiler, ulanın bir cemaası şundey dediler. Ey Şuayb, seni ve senge koşulup iman getirgenlerini kışlağımızdan kuvup çıkaramız. Ya ki bizni milletimizge elbette elbette kaytasallar. Kale avalev kunna karihin. Şunda Şuayb aleyhissalatu vesselam ettiler ki biz yaman kursegem yurtumuzdan çıkıp geçişliğini bu dinge küfür keltirip yine arkamızga kaytip geçişliğini yaman kursegem mi? Dem Şuayb aleyhissalatu vesselam ölerge ettiler. Demek karay ayet kerimege senge koşulup iman ettirgenlerdi diye yaptı kavmleri Şuayb aleyhissalatu vesselam'ını. Kışlağımızdan, yurtumuzdan kuvup çıkaramız. Ya ki siz ve sizge koşulup iman ettirgenler elbette elbette bizni dinimizge yine kaytasız deyip tehdit kıldılar. Ya bu mesela Lut aleyhissalatu vesselam Allah'ın peygamberi Lut aleyhisselam ve ukşuge irgeşkellerge nime dedi Lut aleyhisselatu vesselam'nin kavmleridegi uşa Lutduazlar değil yaptı Lutduazlar ete'tune zükkurane minel alemin deyip Allah Ta'ala karalep hatiller kalıp erkeklerge yakınlığı kılasılar mı dedi şu erkeklerge yakınlığı kılıp şunu uzlarge fahır deyip bilgen kişiler nima dediler? Uhrucu ala Lut min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Uşa Lutduvazlar birbirleriyle gaplaşıp sohbetleri de ettiler ki Lut'nin ahlını Lut'ke koşulup iman getirgenlerini kışlağlarınızdan çıkarıp yuvarıyorlar. Yurtlarınızdan çıkarvarıylar o Lut'nu ve Lut'ta ailesini. Ular unasun yetetahharun özlerini pakize tutuvchi kişiler eken dedi. Mana şu joyda muhterem biraderler müfessirler etenler ki o bedbah kavm Lut aleyhissalatu vesselam'nin bedbah kavmları hatiller kalıp erkeklerge yakınlığı kılıçliğini pakizelik de bilişerdi de. Şimdi Lut aleyhissalatu vesselam ondan kaytarıp o işte karalagenlerden sonra ne dedi yaptılar? İnnehum unasun yetetahharun. Ular özlerini paksaklıcı adamlar eken. Yani erkekler bilen bile bulmaz eken ular. Erkekke yakın kemez eken. Hatırlar bilen bile bulup özlerini paksan edilen kişiler eken. Ular da çıkarıyor ilerdi etti. Karın? Çünkü ular pakizalik de bilerdi, erkekler bilen erkekler de birge buluştuğunu. Cinsi münasebette buluştuğunu, ular pakizalik de bilerdi. O bedbah kavm. Şunu için ne de yaptı? Bu Lut'nu ve Lut'ke ergeçkenler de çıkarıyorlar kışlağlarından. Ular özlerini pakize saklayıcı kişilere kendip etti. Yine muhterem biraderler buna hangi ayetlerden kop? Yani her bir peygamberge özlerinin kavmları tahdit kıldı. Kaytmasın bu yolundan, bu davetinden tuhtamasın, yurtundan çıkarıp da şeyimiz, şehrinden kuvamız sanıdır. Demek tahdit kıldı. Nimege Allah Teala şularda Kur'an'da keltirdi. Çünkü
insonni yurtidan chiqib ketishligi o'limga teng bo'lgan ish ekanda. Alloh taolo Qur'onni bir joyida aytadi, "Yo o'ldiringlar nafslaringni, yo chiqib ketinglar" deydi. Demak, vatandan judo bo'lish, vatangado bo'lish o'limga teng ekanda. Ana shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bilan bizga bu oyatlarni bayon qildi. Demak, ma'lum bo'ldiki, bu oyatlardan har bir payg'ambarga o'zining qavmi yurtingdan chiqarib yuboraman deya ularga nima qildi? Tahdid qildi. Albatta, bu tahdidlardan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham chetda qolmadilar. İmam Buxoriy va İmam Muslim o'zlarini sahih kitoblarida quyidagi hadis sharifni keltiradilar. Lamma ukhbira Waraqatun ibn Nawfal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna qaumahu wa hum Quraysh mukhrijuhu min Makkata. Qala sallallahu alayhi wa sallam aw mukhrijiyahum. Qala Waraqatun na'am lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiya. Chiqing, nima? Abdigan ballarni sal nima qiling? Xalaqit qilyapti. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga g'ori Xiroda ilk vahiy kelgan paytini bilasizlar. Jabroil alayhisolatu vasallam kelib, u zotni 3 marotaba qattiq-qattiq qisib o'qi dedilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam men o'qiy olmayman dedilar. Shu Iqro surasini, Alaq surasini avvalgi oyatlari demak shetdan nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu hodisadan cho'chib, qo'qib yugurgancha uylariga kelib, Hadicha radhiyallohu anha onamizga zammiluni zammiluni, meni o'rab qo'yinglar, o'rab qo'yinglar dedilar. Xullas kalom payg'ambar alayhisolatu vasallamdan qo'rquvlar ketib, o'zlariga kelganlardan keyin Hadicha onamiz so'rallarki, nima bo'ldi? Nima hodisa yuz berdi? Namuncha bunaqangi qo'qib qaltirayapsiz yo Rasululloh deb so'rovdilar. Janobi payg'ambar alayhisolatu vasallam bo'lgan voqeani aytib berdilar. Bir farishta kelib meni qisib o'qi dedi. Shunda Hadicha radhiyallohu anha onamiz aytdilarki, meni bir qarindoshim bor, amakivachcham Varaqa ibn Nawfal degan juda ham Tavrotxon, Injilxon shu kitoblarda juda ham yaxshi bilgan, o'sha paytdagi dindan adashmasdan to'g'ri e'tiqod qilib kela turgan Varaqa ibn Nawfal degan bir amakivachcham bor, shunga olib boraman sizni. Shu hodisani aytib beraz, buni ta'birini sizga o'sha Varaqa ibn Nawfal aytib beradi deb Varaqa ibn Nawfalni oldiga Hadicha radhiyallohu anha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni boshlab boradilar. Shunda Varaqa ibn Nawfal payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga Rasulullohning so'zlarini eshitganlaridan so'ng nima dedilar? Albatta sizni qavmingiz, ya'ni Quraysh sizni Makka'dan bir kun quvib chiqaradi dedilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam dahshatga tushdilar, qo'rqib ketdilar. Hadiksirab avo muhrijiyahum. Ular meni yurtimdan quvib soluvchimi? Ular meni yurtimdan haydab chiqaruvchimi dedilar. Shunda Varaqa ibn Nawfal aytdiki, "Ha, siz keltirgan narsani sizdan oldin biror kishi keltirmadi, magar ham keltirgan bo'lsa, unga o'z qavmi dushmanchilik qildi. O'zini yaqinlari, aka-ukalari, o'zini qavmi qarindoshlari unga dushman bo'ldi. Qaniydi endi men o'sha kunlarga yetib borganim deydi, men sizga yordam bergan bo'lardim, yoningizda kamarbasta bo'lib turgan bo'lar edim" dedi. Chunki Varaqa ibn Nawfal o'sha paytda qarib kesayib qolgan edi, hech qancha o'tmasdan vafot qilgan. Endi mana shu hadisning sharhida Imom Suhayli rahmatullohi alayhi aytadilarki, "Yu'khazu minhu shiddata mufaraqatil vatani ala nafs." Bu hadisdan
İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet kılgan bu hadisten nimani olamiz deyilsa, bu hadisten vatandan ajralishlik nafsga eng og'ir kelgan, eng mashaqqatli bo'lgan narsa ekanligini biz bu hadisdan bilamiz. Qanaqangisiga? Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam Varaqa ibn Nafaldan bir necha so'zlar eshitdilar. Varaqa ibn Nafal aytdiki, qavmi sizga aziyat beradi dedilar. Va qavmi sizni yolg'onga chiqaradi dedi. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam dahshatga tushmadilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'rqmadilar, o'zlarini yo'qotmadilar. Lekin Varaqa ibn Nawfal ixrojni yurtingizdan qavmingiz quvib chiqaradi degan gapni gapirganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallamda qo'rquv, hadik paydo bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dahshatga tushdilar va Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayratlanıp ava muhriciyahum ular meni yurtumdan çıkarvoradı mı? Yurtumdan bu kavmim meni kuv yuvaradı mı? Dip hayratlanıp Varaqa ibn Nawfaldan soradılar. Nima uchun deysa? Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tug'ilib o'sgan diyorları Makka-i Mukarramaga bo'lgan muhabbatları haligi Varaqa ibn Nawfalning gapini eshitganlaridan so'ng bu zotda shunaqangi jumbushga kelib qo'rqib ketdilarki, iyi tug'ilib o'sgan kindik qonim to'kilgan yurtdan ona vatanimdan bular meni quvib chiqaradimi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam hayratlanib ketdilar. Shu paytda Alloh subhanahu va taolo rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'ngillarini xotirjam qilib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge tasalli verip Allah Teala uzun kelamı Kasas suresinde şimdi merhamet kıldı ki Estaizu billah İnnellezî faradı aleykel Kur'ana leradduke ila ma'ad Sadakallahu l'azim. Elbette sizge Kur'an'ın nazil kıyan zat sizni Mekke'ge kaytaradı deyip Allah Teala merhamet kıldı. Bir gün keladi Alloh taolo yana sizni o'zingiz yurtingizga, vataningizga, Makka-i Mukarramaga qaytaradi deb Alloh taolo Rasulullohning ko'nglilarini ko'tarib, u kishiga tasalli berdi. Bir gün keladi, bu Makka'ni fath qilib, Makka-i Mukarrama o'zingizni vataningizga yana bir gün sizni Robbingiz qaytaradi degan oyat karimani Alloh taolo nozil qildi. Yine bu vatenge bugün muhabbetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke'ni terk kılıp Medine'ye hicret kılıp ketiyatken vaktileri de mahzullik bilen, hafagerçilik bilen kalpleri ortanıp Mekke-i Mukarreme taraf karab Mekke-i Mukarreme'ye hitap kılgen üçbu sözlerden hem biliş mümkün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Makka'dan Madinaga hicret kılıp keter ekenler Makka-i Mukarrama taraf Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem karab mahzun bulup yüreğleri ezilip şunu dediğine kellem Ma atyabaki min beledin ve ahabbaki ileyye ve levle enne kavmi ahracuni minke ma sekentu gayrak. Ey Makka, menge senden kura suyguli rab ve sevikli rab ögen şehri yok. Yani senden kura men üçün suyuglik ve sevikli şehri yok. Eğer kavmim beni senden mecburen çıkarıp yubarma gelleri de idi, senden başkasını ben uzun üçün masken tutmagan bolar idim, senden başkası da min hayat keçirmagan bolar idim deyip Peygamber aleyhissalatu vesselam Madinaga hicret qilib ketayotib Makkaga qarab shunday degan ekanlar. Agar qavmim chiqarmaganda men seni tashlab ketmas edim. Men sendan kechib boshqa yoqlarga ketmagan bo'lardim. Men uchun eng suyukli va sevikli vatan sensan deb payg'ambar alayhisolatu vasallam Makkadan hayrlashgan ekanlar. Endi birodarlar,
Mekke'den Medine'ye Resulullah hicret kılıp geldiler. Bu iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ye kançalik meşakkat, kıyınçilik bugün olsa sahabelerge hem şunçalik kıyım buldu. Onlar hem uzlarını, yurtları, diyarlarını teşep, kendi kanları tökülgen vatanını teşep, uzge yurtlarge kelişleri onlar üçün hem kıyım buldu. Ağır buldu, meşakkatli buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hıskıp durardılar. Bunu sezip durardılar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret kılıp ki gellerden son kop dua kılardılar ki Allahümme habbib ileynel medinete kehubbina Mekke. Ey Rabbim bizlerge Medine'ni suyukli kıyın, Mekke'ni suyukli kıyan indik. Ya ki Mekke'den hem kore bizlerge Medine'ni suyukli kıyın deyip dua kılardılar. Mekke'ni kana yaş görerdik. Medine'ni hem şu kadar yaş görüştüğümüzü nasip kıyın. Medine'ni Mekke'ni yaş görgenimizden hem kore kupra yaş görüştüğü bizge nasip etkin deyip Peygamber aleyhissalatu vesselam dua kılardılar. Yine duaları şu bulardı ki Allahümme inne İbrahim'e haliluke abduke ve nebiyyük. Ey Rabbim, İbrahim seni halilin, seni benden, seni peygamberin. Ve inni abduke ve nebiyyük. Min hem seni benden men ve seni peygamberin men. Elbette İbrahim Mekke için dua kıldı. Men Medine için dua kılaman. Xuddi İbrahim Mekke için soragan nimani soragan bo'lsa, şu Mekke için İbrahim soragan narsani mislini Medine için sorayman deb Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine için duo qilardilar. Va yana kishini duolari shu bo'lardiki, Allohim Mekke'ye qancha baraka bergan bo'lsang, o'sha barakani yarmini Medine'ye ham bergin. Ey Rabbim, Medine'ni taş tarazusunu, ölçülerini bizler için barakallı kıyın deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine için dua kılardılar. Ana şu dualarını Allah Teala kabul kılıp, endi ülenin kalbine Allah Teala şu yurtni, vatanni muhabbetini saldı Medine'ni. Sahabelerinin kalbindeki Medine'ye bugün muhabbet, Mekke'ye bugün muhabbetten hem kore artıp gittik yiyin. Kançalik Mekke'ni yaş görgen bu seler, Medine'ni ünlenem artık yaş göredigen buldular. Demek muhterem braderler, bundan nime malum buldu? Vatanını yaş görüş, vatanını suyuş, vatanperverlik diyen tüyğular bu braderler. İslam'dan, Müslümançılığından, dinden taşkara nersem eseken bu dinde var. Bana Kur'an'daki yine bir ayetlerine bir itibar karatçilerini sorardım. İbrahim aleyhissalatu vesselam nime deyip dua kıldılar? Rabbi ceal hazel belede aminen varzuk ahlehu mine semerat. Ey Rabbim, bu şehrini, Mekke şehrini amallik şehri kıyın ve bu şehir ahlini semeratlardan rislendirgin deyip dua kıldılar. İbrahim aleyhissalatu vesselam Mekke için dua kıldılar. Yine kança kança Kur'an'da münge okşayan biraderler, ayetler var. Etmahçı bugünümüz vatanını yaş görüş, vatanını seviş digeni bu dinden taşkarı, dinden begane nersemez. Neme için etiyip biz bunu? Bugünlük günde muhterem biraderler bazı bir şu uzumuzu içimizden çıkan fitnegar, ıhvagar halkımızı tişligini, birdemligini, halkımızını şu dinde, diyanette, ake uke bulup şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenleridik. Müminler uzara dostlik, biraderçilikleri de damısalı bir cesetke okşaydılar. Ben misali bitti ceset üler. Şu cesetteki bir azage kesellik etse
başka azalar unga istima ve bedalli bilen hamdarli bildiradi. Mumin Müslümanların birdamligi, dostligi, uzara mihir şavkatı da şundeyler digen Resulullah'ın hadisler bora. Endi mana shunaqangi hayot kechirishimizni ko'rolmay turgan odamlar bugun yoshlarimizni vatan gadolikka chaqiryapti. Hijrat qilib Kebekka deyapti, Suriyaga. Nima qilamiz esa? Jihad qilamiz. Kimga qarshi jihad qilasan? U otib turgan ham Allohu akbar deb otyapti. Portlatgan ham Allohu akbar deb otyapti. Halok bo'lganlar ham Allohu akbar deb halok bo'lyapti. Qani mu'min musulmonlarni bir-biriga qayrab, bir-biriga urushtirib qo'ygan ya'ni yurtga ke deyapti, hijrat qilib tashlab ke. Sizlarni diyorlaring küfür diyori. Küfür diyori. Kafirler yurtu sizlarni yurtlaring. Taşeyler o kapırlar yurtunu, keçiler o yurttan, keliler mene bekke, darul İslam kuramız biz de yaptı. Ürüş meydanıya yaşlarımızı çorla yaptı. Tüpe tüzü adamdı, güman kıyan kişilerimiz şu davetlerdi kıl yaptı. O zıdan farişte yasav alıp, yoshlarimizga tinimsiz şu cihat cihat ke Suriyaga urush portlat ke tez-tez. Bu akıl yürgüzmeydi ki hiç kim. Sen bizi çakırıyapsan şu ke Suriyaga can kılamız, cihat kılamız, şahit bolamız, birincilerden bolup cennetke kiramız deyip çakırıyapsan kaçandan beri. Endi uzinçi uzin. O'zing bormaysanmi o'sha yerga? O'zi yetta emas, boshqa joyga turib olgan. O'zi turgan joy kerak bo'lsa, birodarlar, haligi bosh ko'tarib chiqdingizda ham elga bittalarga bir jinslilarni nikohiga qonunan ruxsat berilgan vatanda yashab turib, faqatki Darul Islomga ketyapti. Endi bizi g'or yoshlarimiz ham birodarlar shunaqangi chaqirg'ilarga da'vatlarga quloq solib qancha qancha yoshlarimiz ketib o'sha yerlarda xor bo'lib, itdek xor bo'lib o'lib, bejanoza, bekapan katta-katta akoblarni kovlab turib, oborib, surib-surib o'liklarni bir chuqurga tashab ko'm ketyapti. Bir cenaze, bir kefen haram olup gitti yaptı. Uşa cöyge kedip çakırsa ana kança kança yaşlar gitti yaptı. Kitti bana şu gün geçe. Ne iştensini bana ata anaları kan yığılıp bilmeseken ana aleyhi belasını şu itti harp olup oligi kuzgullerge yem buptur geldiğini rasimlerini kursetken de kan yığılıp dad dediği kurduk ki. Şunun için muhterem biraderler, etmahçı bugünümüz, bu yurtumuz, vatanımızını sevişlik, bu dinden, İslam'dan biraderler yıranırsamaz. Ne de yaptı hazır bunlar? Yurtta yaş görüşlüydü yani müteassiblik, bu taassub de yaptı. Yok nerse o deydi. Bana barak yani, hadiste türüp deyken yani, o, ayette türüp deyken yani, o. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatlarında, siretlerinde turup diken o vatanını yaş görüş. Okumayan mı ki öler bülerdi? Yok okuyan. Siz bilen benden hem kereyip olsa yaşı bilerdi bu derselerdi. Lekin nefsi galip kegen, nefsige kul bogen. Ölerge turtenge pül bosa, turtenge pül tap edigen bosa, o'zini otasini, inasini, balasini, aka ukasini ham sotib yuboradi. Ana oborib sotyapti-ku. Oborib sotyapti, qizlarimizni oborib sotyapti. Boshqa yoqdan kelib olib ketib sotib yuborib turgani yo'q. Bitta odam o'zbek o'zbekni oborib sotyapti. Qizlarni oborib sotyapti. Videolari tarqab, kerak bo'lsa shu ishni faxrlanib yurganlar ham qancha mana sotib kelyapman deb. Ana endi muhtaram birodarlar, gapimiz bu tarafga o'tib ketdi.
Vatanni yaxshi ko'rishlik degani yuqorida aytganimdek vatan haqida balandparvoz she'rlarni bitib mana vatan haqida oldi qochdi ashlalarni aytib quruq tilda vatanimizni yaxshi ko'ramiz, vatanimizga muhabbatimiz bor, vatanparvormiz dish bilan o bizi vatanparvarligimiz, vatanga bo'lgan muhabbatimiz zohir bo'lmaydi. Vatanga bo'lgan muhabbat nima bilan bo'ladi desa birodarlar, vatanga bo'lgan muhabbat fi ihtiromi azumatihi va qawoninihi. Bu yurtdagi qonunlarni, nizomlarni hurmat qilishlikda vatanni yaxshi ko'rishlik zohir bo'ladi, ko'rinadi. Va hubbul vatan yazhuru fil muhofazati ala manshaatihi. Yurtga bo'lgan, vatanga bo'lgan muhabbat yurtni shonini, yurtni obro'sini, yurtni e'tiborini har bir kishi saqlashligida ko'rinadi. Yurtni, vatanni yaxshi ko'raman deish bilan ish bitmaydi. Buni shonini saqlaylik, obro'sini saqlaylik birodarlar, qonunini hurmat qilaylik. Va hubbul vatan yazhuru fi ikhlasil amili fi masna'ihi. Vatanga bo'lgan muhabbat bu yurtda qaysi sohada bo'lmasin xizmat qiladigan kishilarni o'zining sohasida ixlos bilan, xolis to'g'rilik bilan xizmat qilishligida ko'rinadi. Vatanni yaxshi ko'raman deb gapiryapti, lekin pora olyapti. Davlatni yerini sotyapti. Ba'zi bir mahallalardagi joylarni sotib yiyapti. Yana vatanni yaxshi ko'raman deb balandparvoz gaplarni juda gapiryapti. Qanaqangi vatanni yaxshi ko'radi? Eng yolg'onchi mutaham odam o'sha odam. U vatanni yaxshi ko'rishlik degani, demak, ixlos bilan xolis ishlasin. Kim bo'lsa ham, oddiy shipiruvchi bo'ladimi u? Ko'cha shipiruvchi bo'lsa ham, hatto ixlos bilan o'zini ishini puxta qilib qilsin. Oylik uchun faqat ishlaydigan odamlar ko'payib ketdi. Biz ta'limni olaylik. Ta'lim sohasi bugun hammamizni qiynab turgan, hammamizni qalbimizni o'rtab turgan masalalardan bittasi ta'lim masalasi. Bir soatmi yoki bir para darsga kirib shu o'quvchilarga hech narsa bermasdan chiqib ketyapti masalan. 4 para darsi bor, 4 parada hech narsani, baloni ham o'rgatmaydigan o'qituvchilar bor masalan. Oylikni katta-katta oladi. Demak, ular nima? Vatanni bir tinga olmaydigan, xohlagan paytda yurtini arzimagan pulga sotib yuboradigan odamlar deymiz-da endi ularni. Qaysi sohada ishlamang birodarlar, shu yurtda ishlayapsizmi? O'sha ishlab turgan ishingizda, kasbingizda, kamolotingizda xolis Allohning roziligi uchun faqatgina oyligimi olay boshqa emas, sizning zimmangizdagi vazifa. Shuni bajarmasangiz, zimmangizdagi vazifangizni bajarmasdan oyligingizni olsangiz, men aytaman, ochiq oydin aytish kerak. O'sha olgan oyligingiz siz uchun harom. O'zini ishiga mas'uliyati yo'q. Xohlagan paytda keladi, xohlagan vaqtida ketadi. O'sha belgilangan vazifasini zo'rg'a eplab-siplab bajarib qo'yadi, u ham qog'ozda. Olgan oyligi harom, kim bo'lsa ham. Yana nimada ko'rinadi yurtga bo'lgan muhabbat, vatanga bo'lgan muhabbat deilsa birodarlar? Fi ikhlasi ashabil manasibi wal mas'uliyin fi ma tahta aydihim min mas'uliyatin wa amanatin. Yurtga bo'lgan muhabbat mansabdor shaxslarni, baland kursilarga o'tirib olgan odamlarni, mansabdor shaxslarni va
odamlarının tepasida rahbarlik lavozimida mas'uliyatda turgan kishilarni o'zini qo'l ostidagilarning huzuridagi mas'uliyat va omonatlarini his etib turishligida ko'rinadi, zohir bo'ladi. Qo'l ostidagini o'ylamasa, shafaqat qilmasa, muruvvat ko'rsatmasa, buni haqqini yursa, ishdan tashqari ham ishlatsa uni masalan. Oturup alıp kürsüsüge kımmat indi kanca saflap indi asallıcı oturmagan indi katta pul bergen para bergen oturuşu bilen tezra onnumu tol güzeydi de tezra şu bergen pulumu kılay dip hareket kıladı. Buna narsalar braderler indi kupa evketi yaptı bana yurt başımız Allah razı olsun bu para horlik korrupsiyaya karşı kanca qattiq kurashaman deb harakat qilyaptilar. Bari bir buni tay tomiri ildizi bilan yo'qotib olish ancha qiyin shekilli. Ko'rib turibmiz hammamiz masalan. Yana gap kelganda endi tushuntirish shu mana yo'l sohasi bor-a mana yo'l. Yo'l sohasi va aksar shu yo'llar chuqur chanaq qarsillab mashinada tushasiz. Rasa hadi o'ychi razvalchilar ish qilyapti, to'g'rimi? Manaman degan katta joylarda ham shu yo'l muammosi. Eng qizig'i, men ko'p shu narsaga e'tibor berdim. Yo'lda asfalt qilib ketishi bilan orqasidan yo kanalizatsiyaga kovlaydi, yo suvga kovlaydi, yo simga kovlaydi. Buni tayida ham ancha ishlar bor ekan-da endi. Onu o'zini metri, santimetri, boshqa narsalari ham bor-ku endi, to'g'rimi? Uni kelishib boshqa qilib shu harom xo'rlik, shu davlatni haqidan ham qo'rqmaydi, xalqni haqidan ham qo'rqmaydi ular. Xudodan ham qo'rqmaydi endi ular. Xudodan qo'rqmagan odamdan qo'rqqin deydi-yu, bekorga aytilmaydi. Xudodan qo'rqmagandan qo'rq. Xudodan qo'rqqandan qo'rqma. Shuni haligi qultiydi qilib yamab ketadi, orqasidan kovlab yo kanalizatsiya yo boshqa qiladi. Shu bilan yana 4 yil 5 yil o'shanday qolaveradi. Demak, aytmoqchi bo'lganimiz birodarlar, yurtga bo'lgan muhabbat degani u olliqoch so'zlar deb gapirib, soat-soat she'r etib, qo'shiq etib boshqa qilish bilan emas-da. Har birimiz o'zimi İşimizde, kasbimizde bir halalliydi lazım tutuşumuz gereği şu yurt farzantımız mı? Fakat yiyip içip, çöntekimizi tulduruyup, katta katta imaratlarda kurup, katta katta joylarda uzlaştırıp alıp gitmeyelik. Meyli, prezidentten ettiler, oğru bul, garbul, oğru bul, insaflı bugün. İnsaf bilen de dediler mi prezidentimiz, iştiler. Hamma narsada ham cheki bor, chegarasi bor-da. 10%ini shu xalq uchun, yurt uchun, shu vatanni salohiyatli bo'lishligi, yurtni obod bo'lishligiga safla. Hech bo'lmasa, yo bular nima qiladi? Hammasini billa yish kerak-da. Xo'p. Wa hubbul vatan yanshuru بنشر القيم والأخلاق الفاضلة ونشر روح التسامح والمحبة والأخوة بين الجميع. Yana yurtga bo'lgan muhabbat, sadoqat bu yurtda, bu jamiyatda insonlar o'rtasida kechirimlik, mehr-oqibat, aka-ukachilik, do'stu birodarchilik rishtalarini keng targ'ib etishlikda va go'zal axloqda ko'rinadi. Yurtga bo'lgan muhabbatning belgisi, alomati o'zaro shu yurtda yashab turgan odamlarni kechirimli bo'lishligi, bag'ri keng bo'lishligi, aka-ukachilik rishtalarini keng yoyilishligida, demak, ko'rinadi. Xullas kalom birodarlar, bularni davom ettirsak juda gaplarimiz ko'p. Endi Alloh taolodan so'raymiz, hammalarimiz ham shu yurtimizni rivoji uchun, xalqimizning hayotini farovonligi uchun,
harakat qilib bir foydamiz tiyishini Alloh taolo nasib qilsin. Yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman deb bir tiyinlik foydamiz tiymasdan o'lib ketishdan Alloh taolo o'zi himoyasida asrasin.